yarıştırmakla olacak çocuklar. Kendimi tekrar etmeyi de çok sevmiyorum ama yine yarışma projesi diyeceğim. Neden derseniz çok şeye bakıyorsunuz. Grafiksel olarak birçok hafta inceliyorsunuz hepiniz. O grafikte o çok hoşunuza gidiyor. Ama o kararın niye verildiğini, yani grafiksel olarak evet bir vaziyet plan çalışması yapılmış. Bir kararlar alınmış, bir kütle edüdü yapılmış. Çok güzel de grafiksel ifade edilmiş ama onu bir okumak gerekiyor yani şeyi. Açıklama raporunu. Yani o tasarım ekibi o tasarım kararlarını alırken neden etkilendi? Güneşin geliş açısından mı etkilendi? Neyden etkilendi? Rüzgarın açısından mı etkilendi? Manzara yönü mü vardı? İşte binanın altını boşalttı. Neden acaba? Meltem mi geliyordu alttan? İşte serin bir rüzgar geliyordu. Onu binanın içine almak mı istedi? Bilmiyoruz ki. Yani bakıyorsunuz sadece. Ya her şey de grafiksel olarak ifade edilemiyor tabii ki. Ama bakın çok değil 5. Hadi en fazla 10. Proje incelediğinizde ki gerçekten artık her şeye ulaşabiliyorsunuz yani. Bütün paftalarına ve açıklama raporlarına. Hangi konuda olursa olsun. Bir okuduğunuzda onu, ha bunu bu yüzden yapmış. Demek ki şu karar şu yüzden alınmış. Şimdi onun doğruluğunu, yanlışlığını da aslında eleştirir hale gelebilirsiniz. Bir de kendi proje kararlarınızın altına nasıl dolduracağınızı ve hocaya nasıl ifade edeceğinizi de aslında biraz öğretir. Yani şimdi bizim en sevdiğimiz cümle hoca ekibinin, projemin girişi buradan hocam. Şimdi biz onu zaten okuyoruz. Sizin kurmanız gereken cümle hocam. Arazi verilerindeki şu 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 gerekçelerden dolayı ben projemin binamın girişini buradan almaya karar verdim noktası bizim için önemli. Şimdi biz o cümleyi bulmadığımızda ve tasarım haftasında da aslında öyle bir gerekçe görmediğimizde o giriş olmamış diyoruz. Olmamış. Öğrenci de diyor ki yani hani bence böyle, bana göre böyle uygun. İşte o bana göre kısmı değil olay. Yani onun altının gerekçeli bir şekilde doldurulması gerekiyor tasarımsal kararlarla. Yani o da elinize gelen verilerde aslında hepsi var. Onları bir bırakmasak önceki haftalarda hep devam etsek onları kullanmaya aslında çok da sorun olmayacak. Ama dediğimiz gibi o işte süreç, panikleme süreci, aman bitti birinci vizede şunu aldım, ikinci vize geliyor, Allah not gitti, sınıfta kalacağım derken işte bir dikdörtgen ve beşik çatıda iş bitiyor arkadaşlar. O zaman da bu iş uzayıp gidiyor yani öyle söyleyelim. Hocam bir soru daha var. Hocalarımız bunu neden böyle yaptın diye sorduğu zaman bocalıyoruz. Öznel fikrimizi karşı tarafa aktaramıyoruz. Bunun için ne önerirsiniz ve sizce neden açıklama yapmakta zorluk yaşıyoruz? Çok okumanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Belki cevap verirken de zaten soru geliyor. Gerçekten çok okumanız gerekiyor. Neyi nasıl ifade edemeyeceğiniz bilmeniz çok normal. Çok okumanız gerekiyor. Mümkün olduğunca misafir olarak jürilere katılın bence. Yani müsait oldukça farklı sınıfların jürilerine, işte farklı okulların jüri haftalarına, arkadaşlıklar kurun. Bu tarz öğrenci grupları üzerinden kurduğunuz arkadaşlıklarla birbirlerinizin jürilerine gidin. Orada nasıl ifade ediliyor bu işler? Bence dinleyin. Ve dediğim gibi çok okuyun. Aslında o okuma işi, gerçekten o araştırma raporlarını okuma işi bir fark yaratacaktır. Yani bir deneyin, olmazsa görüşelim. Yani iletişim şeylerim var zaten. Bulabilirsiniz gayet rahat beni. Bir görüşelim yani. Daha sonrasında da konuşalım. Siz bunu bir deneyin ama. Bence faydasını göreceksiniz. Her anlamda faydasını göreceksiniz. Yani ifade tekniğiniz anlamında, tasarım kararlarınızın altını gerekçelendirmek anlamında, birçok anlamda araştırma projesi inceleme sonucunun kesinlikle neticesini alabileceğinizi düşünüyorum ben. Yani şu an chatte başka soru yok ama var mı başka soru soracak Ben bir soru olan? sorabilir miyim? Tabii. Hocam öncelikle teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben şeyi merak ediyorum. Siz mimarlığa girdiğiniz zaman çok bilerek girmediğinizi söylediniz. Peki bu sevme aşamasını tam olarak ne zaman sevdiniz bölümü? Onu merak ediyorum. Hiç sevmedim. O yüzden sevmeden okumak zor diyorum. Yani şöyle çocuklar, akademisyenliği çok sevdim olduktan sonra. O da neden derseniz gençlerle olmayı çok seviyorum. Yani o beni gerçekten çok besliyor. Mimarlık şimdi 40 yaşımdan sonra ya bir bina tasarlayayım o da benim evim olsun noktasına işte şimdi geldim mesela yani. O olgunluk mu denir adına artık ne denir bilmiyorum. Ama şey o hiçbir şey fikrim olmama durumu gerçekten. Tercih ederken de işte bilinçsiz bir şekilde tercih edilmiş olması. Hatta ben hiçbir zaman hani mimarlık aslında bizim evin içinde adı geçen bir bölüm bile değildi. Ama işte tercihleri yaparken abim de normalde İstanbul'da çalışıyordu sanırım o sırada. Nedense o hafta sonu çıktı geldi. Ben tercihleri yazmışım bilgisayara girilecek işte herhalde okuldan başvuruyorduk o zaman. Birinci sırada endüstri var herhalde endüstri mühendisi. İkinci sırada bilgisayar mühendisi. Üçüncü sırada moleküler biyoloji ve genetik yazdım. Mimarlık zaten yok.
Yani hani yok, çünkü hakkında bir fikrim yok. Mühendislik okuyacağım yani. İşte tıp çok uzun diye yazmak istemedim. Tıpa çok yakın bir şey var işte, moleküler biyoloji ve genetik. O da böyle 12 öğrenci falan alıyor. O zamanlar çok şey, böyle revaçta bir bölüm ama abimin bir fikri yok bölümle ilgili. Geldi hiç yoktan, o hafta sonu geldi. Baktı tercihlere, ne dedi o moleküler biyoloji ve genetik, ne yapacaksın çıkınca? Dedi çiz onu, yaz mimarlık dedi. İyi kadın mesleği dedi. Yazdık ve geldi. Yani hani öyle birlikte geldi. Hiç de bir fikrim olmadı gerçekten. Gerçekten çok da zorlandım. Yani tasarımsal olarak hocalar bir şey diyor. Ben yani bir araya getiriyorum bir şeyleri ama hiç onların istediği gibi olmuyor zaten. Maketlerim parçalanıyor, paftalarım karalanıyor. Yani gerçekten ilk iki yıl ciddi bir psikolojik savaş. Üçten sonra biraz şey, üçüncü sınıf iyi geçti, dördüncü sınıf gene bir felaketti. Ama dediğim gibi hani bir şekilde hani teorik dersleri asılarak vesaire, şartlıydı vesaireydi. Yani bu eğitimi bitirdim. Tabii tasarım eğitim, yani tasarım derslerimin bu kadar kötü geçmesinden dolayı da muhtemelen ben hiç tasarımcı olarak başarılı olamayacağımı düşündüm. O yüzden mesleğin o kısmında yapayım, ben burada olayım diye de bir hevesim olmamış olabilir. Onu şu an geri dönüp sorguladığımda bilemiyorum. Çünkü hani memlekete döndüm. Ailem dedi ki akademisyenlik işte gayet uygun senin için. Hemen hadi bir yüksek lisans asistanlığa başvuralım derken yaşadım gittim. Geldiğim noktadan dediğim gibi akademisyenliği çok seviyorum. Ama akademisyen olmak için bu kadar zor bir eğitim sürecinden geçmem gerekmiyordu. Herhangi bir bilim dalından da akademisyen olabilirdim. Ha, mimarlığı okuyup akademisyen oldum. Evet. Ama dediğim gibi o şey artık mesleki olarak da bunun öğretisini öğretir hale gelmenin belli bir tecrübesinden sonra anca artık kalem oynatabilirim herhalde. Özgüveni sanki yeni yeni geldi bana. Düşün yani, benim bile 40 yılımı aldı mesela. Şu anda mimarlık eğitiminin geldiği noktada okulların bu kadar çeşitlenmesi, kalitenin çok değişkenlik göstermesi, çok iyi okullar varken çok kötü okulların da olması ama hepsinin mimar titresi altında meslek insanı mezun ediyor olması durumu artık bu depremler vesaireler tabii ki gündemlerden dolayı artık yönetmeliksel değişikliklere yol verip artık piyasa kendi önlemini alıyor ve işte belli bir metrekare üzerinde 5 yıl tecrübesi olmayan mimar imza atamayacak gibi falan gerekçeler geliyor. Yani yönetmeliksel maddeler geliyor. Dolayısıyla artık bunu zaten zorlaştırıyorlar. Tabii bu aslında zincirleme bir reaksiyon. Yani siz eğitim kısmını bu kadar zayıflatıp bozduğunuz zaman haliyle uygulama kısmı da bozuluyor ve zayıflıyor. Aslında o kısmı tekrar düzeltmeye dönmek lazım belki de. Ama onun kararları da belli bir süreç alacaktır. Dolayısıyla hani meslekte de artık mezun olduğunuzda hadi ben imza atıyorum da diyemeyeceksiniz artık. O sebeple o ailelerin belki sadece imza için de işte Hafize ile biraz önce konuştuğumuz yönlendirdikleri, hadi sen mimarlık oku diye yönlendirdikleri yönlendirmeler de belki biraz azalacak bu durumda. Çünkü gerçekten mesleğin geldiği duruma baktığımız zaman devlet eğer yönetmeliksel önlemler almak gerektiğini gördüyse gitmeyen bir şeyler var. Ben de bir soru sorabilir miyim? Sesim geliyor mu? Hocam şimdi araştıralım, öğrenelim diyoruz ve kendimizi birçok sanat eserine, yapılan projelere maruz bırakıyoruz ve bu bizde bir birikim yaratıyor. Ben daha işin başında, yolun başında biri olarak bu birikimi karşı tarafa gösterme hevesiyle birçok birikimi aynı anda projeme yansıtıyorum ve bu da bana sürekli çok dozda, yani yüksek dozda tasarım eleştirisiyle geliyor. Ve bunun karşıt görüşü olarak az çoktur ilkesi var. Projelerimizi daha böyle karşıdaki kişiye baktığında okunabilecek duruma nasıl getirebiliriz? Yani bu az çoktur'u nasıl kendimize benimsetebiliriz? Şimdi az çoktur tabii ki bir dönem kabul edilmiş. Zaten işte ülkenin mimarlık eğitimi içinde karşılaşıyorsunuz. Bir sürü akım var. Az çoktur da o akımlardan birisi aslında, ki bunun tersinin de demelerin çok acayip şekilde yapıldığı dönemler vesaireler de olmuş. Kabul gördüğü, reddedildiği. Zaten hani mimarlığın aslında şeyi bu, kaderi bu. Yani bir şeyler dönem dönem çok alkışlanırken bazı şeyler de sürekli kötüleniyor. Dolayısıyla hani bunların hepsi dönem dönem farklılaşabiliyor. Ama bir şeylerin hani fazla tasarlanmış olması tabii, o da çok doğru bir şey değil. Yani hani o bir aslında kararsızlık göstergesi. Yani her şeyi bir arada yapmış olma isteği, o tam da karar veremediğini gösterdiği için zaten eleştiriye açık duruma geliyor. Eğer tasarım netleşmezse, hani hoşuna giden her şeyi bir arada yapmak istersen, o da dediğim gibi sonuç ürünü olarak bir kararsızlık, bir araya gelememe durumu ortaya koyabilir. Aslında Abdügüzel Hoca'nın çok güzel şeyi var, tanımlaması var tasarımla ilgili. Tasarım aslında
en az iki şeyin bir amaç doğrultusunda bir ve bir bağlam içerisinde belli bir yaklaşım benimsererek bir araya gelme durumu. Ama bu iki şeyin bir araya gelmesi için der ki sonsuz sayıda alternatif var. Ve siz eğer bu bir aradalığa birisine karar verirseniz aynı zamanda o kalan sonsuz bir arada gelme olasılığını da terk etmiş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla tasarım bir anlamda ne yapacağımıza karar veriyoruz ama ne yapmayacağımıza da karar veriyoruz. Yani ne olmalıya karar verirken ne olmamalıya da karar veriyoruz. Dolayısıyla gerçekten bazen şunu da duyarsınız hocalarınızdan. Alternatifli çalışın. Özellikle ilk haftalarda. Yani eskiz koyun üst üste alternatif çalışın. Üçleki etüdüyle gelin, beşleki etüdüyle gelin. Ya o sizi aslında farklı düşünmeye zorlayıp bir alan içerisindeki farklı olabilecek tasarımsal kararlara yönlendirip aslında sizi en iyisini seçmeye yönlendirmek için yapılan bir şey. Gel beraber tartışalım, en iyisini seçelim. Ama sen bir üç tane, beş tane çalış bakalım. Tabii bunu söyleyen hoca olur, olmayabilir yani. Herkes böyle çalışmayabilir ama mesela bizim okulda genelde alternatif istenir. O iyi bir şey. Yani o ama neden? Bizim için değil. Tamamen öğrencinin hani bir alanda oluşturulabilecek farklı şey. Bir şeye saplanıp kalmasın. Tek çözüm işte tek yaya girişinin oradan olması, tek servis girişinin öbür taraftan olması, gerekliliğine saplanıp kalmasın. Farklı nasıl çözülebilirin aranması. Yani mimarlık eğitiminin temeli aslında eleştirel bir farklı bir biçimsel, farklı bir düşünme biçimini geliştirmek. Bunu geliştirebilmeyi başarmak istiyoruz biz öğrencilerimizde. Onu geliştirdiğimiz zaman zaten önüne farklı bir problem geldiğinde farklı çözümler üretmek, beyin ona kodlandığı için onu üretir hale gelir. Ama işte her şeyin çözümünün tek olduğu sistemde işte bir dikdörtgensel tasarım alanı var. Bunu içeri offsetledim. Bunun içinden bir tane dikdörtgen çıkar noktasına geldiği zaman tasarım olmuyor zaten. O bir fonksiyon çözümü oluyor ki o zaten var dediğim gibi. Hani bunun içine tasarımı nereden katarız dediğimiz zaman da bazı şeyleri seçip bazı şeylerden de vazgeçmek gerekiyor. Hani inan sana da öyle diyebilirim. Yani evet her şeyi sunmak isteyebilirsin ama bazı şeyleri de başka bir projede sunmak üzere erteleyebilirsin. O arada bir yarışma projesine katılabilirsin. Bazı şeyleri orada ifade etmek isteyebilirsin. Bu da gene aslında tamamen tekrar bireysel seçime dönüyor aslında. Bireysel karara. Nelerden vazgeçebilirsin, neleri çok tutmak istiyorsun, onlara karar verip onları bir bütün içinde çalıştırma çabasının sonuçlandırılmasında yatıyor olay. Teşekkür ederim hocam. Hocam Defne el kaldırdı ama. Ben teşekkür etmek istiyorum hocam ve çok değerli bir sunumdu. Gerçekten yani ben de şöyle hani bazen bir arkadaşımızın yazdığı soruya katılmak istiyorum. Hani birisi hevessizlik demişti, diğeri çıkmaza giriyoruz demişti. Ya bazen ne kadar sevsek de gerçekten o çıkmaza giriliyor yani ister istemez. Onun içinden çıkması da gerçekten zor oluyor. Ama dediğiniz gibi büyük resme bakmak vesaire hani benim için de etkili bir sunum yani çok değerli şeyler öğrendim. Teşekkür ederim o yüzden. Rica ederim. Benim için çok keyifliydi. Başka soru yoksa ben hafiften biraz toparlamak isterim aslında. Söyleyeceğim şeyler var sanki. Sizleri böyle bir arada bulmuşken bir şeyler daha söyleyeyim. Yani sadece hani bakacağınız şeyler, araştıracağınız şeyler, takip edeceğiniz şeyler mimarlıkla alakalı olmasın. Çocuklar. Yani kişisel gelişim sayfalarını takip edin, başarı sayfalarını takip edin, bununla ilgili yazarları takip edin. İşte bu Sinan Canan olur, Mümin Sekman olur. Bazı şeylerin yani sadece mimarlık olarak bakmayın. Zaten çok sayıda mimarlık sayfası takip edin yani o ayrı bir şey. Tasarımcıları takip edin. Mesela yani Emre Arolat'ı takip edin. O ben binayı gösterdiğimde mesela orada en az 5 kişinin demesi gerekirdi ve Hatay yapılan müze otel denmesi gerekirdi normal şartlar altında. Yani burada hani birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bence çok geniş bir skalada öğrenci var. Hani dolayısıyla çevrenizden haberdar olmanız lazım ki meslekten haberdar olmanız lazım. Öncelikle Türkiye'de ne yapılıyor ve dünyada ne yapılıyor aslında. Yani sadece Arşdeyliği takip etmekle bu iş olmaz yani onu demek istiyorum. Arkitara'yı takip edeceksiniz, yeni yüklenen yarışma projelerine bakacaksınız. Dediğim gibi araştırma raporlarını okuyacaksınız ama takip ettiğiniz tek şey mimari dünyada olmasın. Gerçekten nasıl başarılı olurun sırrı aslında. Birey olarak mimarlık öğrencisinin hayatı da aslında çok farklı bir şeyden geçmiyor yani. Hani başarının sırrı belli. Dediğim gibi en son slide'da söylediğim gibi konfor alanından çıkmak da her ne kadar klişe gelse de gerçekten öyle. Yani konfor şartı dediğimizde şey değil yani o işte oturduğunuz ev vesaire değil. Yani bulunduğunuz okul, bulunduğunuz sınıf,
Evet, eviniz, evet bulunduğunuz kent. Yani kendinizi rahat hissettiğiniz ortamdan çıkmanız gerekiyor. O ortam neyse. Yani evet ilk başta çok zor gelebilir. Ama zorluk çekmeden de maalesef başarıya ulaşmak zor. Kendi öğrencilerime çok söylüyorum. Onlar için tekrar olacak ama Tolstoy'un bir lafı var ve bizim mimarlık eğitimi için gerçekten çok önemli. Başkalarının hayatından ders alın der. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor. O yüzden aslında jüri ortamları çok önemli. Yani başka bir arkadaşınızın projesi eleştirilirken, onun hatalarını dinlerken aslında ne kadar onu bilinçli dinlerseniz, kendinize not alırsanız, kendiniz o hatayı yapmayacağınızı mı zannediyorsunuz? Çok yanılıyorsunuz. Tabii ki yapacaksınız. Belki 3 hafta sonra yapacaksınız. Belki hocanızın o anda gözünden kaçacak o hafta gösterdiğinizde. Gidip vize de görecek. O hafta da görmeyecek. Gidecek ikinci vize de görecek. Yani döndüremeyeceğiniz bir yerde görecek belki ama görür en sonunda. Ya da o hatayla da gidebilir proje. O da iyi bir şey değil. Yani dolayısıyla gerçekten jüri ortamları çok kıymetli. Birbirinizin hatasından öğrenme durumu çok kıymetli. Bir noktadan sonra, ikinci sınıftan sonra birbirinize kritik verme noktasına gelirsiniz. Yani bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum. Bu dönem çok farklı bir şey yaşadık. Yani sizler özellikle bu işte 4 yılını tamamlamakta olan arkadaşlar şanssız bir jenerasyon. İşte 2 yılları pandemiye gitti. Bu yılların bir dönemi bu deprem sürecinde yaşanan yarı uzaktan yarı hibrit her okulun kendisinin farklı bir şekilde yürüttüğü değişik bir döneme gitti. Dolayısıyla bu şanssızlığı zaten bir ekarte etmeniz gerekecek. Ama işte o da başarı dediğimiz şey de öyle biraz. Yani değiştiremediğiniz dış etkenleri kabul etmeniz gerekiyor maalesef ki. Değiştirebileceğiniz şey ne? Sadece kendinizsiniz, kendi donanımınız. Değiştirebileceğiniz, büyütebileceğiniz, katabileceğiniz, yani sizin dışınızda ülkede olan şeyler, okulunuzda olan şeyler, sizin dışınızda gelişen yönetmeliksel kararlar vesaireler sizin değiştirebileceğiniz, müdahale edebileceğiniz şeyler değil. Bunları birbirinizle konuşup uf ya bu da böyle, ay biz de ne yapacağız, tüh şöyleyiz, böyleyiz demek değil aslında. Yani o aslında birbirinizi eteğinden tutup biraz daha aşağı çekmek. Ama onun dışında ya şurada şöyle bir sayfa gördüm, burada böyle bir uygulama varmış, şurada şöyle bir mimari tartışma varmış, gidelim dinleyelim, bunu okuyalım vesaire dediğinizde aslında belki de birbirinizi omzundan tutup yukarı çekmek daha doğru bir yöntem olabilir, hepiniz için söylüyorum. Gençliğinizin şeyini kullanın. Dediğim gibi her türlü şanssızlığı fırsata dönüştürmenin yollarını bulun. Şimdi bazı dersleriniz, işte teorik dersler online'a döndü. Proje derslerinin bazı okullar yüz yüze işledi, bazı okullar hibride döndü vesaire. Bir zaman boşluğunuz oluştu. Bilmiyorum ki bu zaman boşluğunda kaçınız onu bir programı öğrenmeye ayırdı. Kaçınız bir ofiste para karşılığı olmadan sadece bazı işi öğrenmeye, bu işler nasıl işliyor, işte şantiye takibinde abi yanında durabilir miyim diye gitti. Onunla ilgili mesela kim değerlendirdi merak ediyorum. Dönüp kendinize siz de sorun bunu. Yapılabilir miydi? Yapılabilirdi belki. Çünkü bazıları memleketlerinden okullarına gelemedi. Memleketlerinde hiç mi mimari bir çevre yoktur faydalanabilecekleri aslında? Mutlaka vardır. Dolayısıyla dediğim gibi değiştiremeyeceğiniz ama başınıza gelen her şeyi olgunlukla kabul edip İçinden çıkarılabilecek her türlü fırsatı şansa dönüştürmek yine sizin elinizde. Evet çok fazla şey yükleniyor size doğru ama ben umutluyum gençlerden. Her zaman umutluyum ve çok seviyorum gençleri gerçekten. Dolayısıyla başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bir de bir şey evet bir şey daha söyleyeyim. Mesela işte bu Konya'daki durumu eleştirirken işte bu işte Meram Hükümet Konağı'nın işte 1886'da yapılan Vilayet Konağı'yla Konya Valiliği ile aynı yapıda yapılıyor olması. Dün Zeynep Hoca'nın sunumunda da benzer bir soru gelmişti. Yani bağlamla ilgili tasarım yaparken işte Konya'da bir tasarım yapıldığında Selçuklu yıldızı getirip yapıştırmak ya da bir portal yapmak değil dedi Zeynep Hoca'dan. Yani olayın o olmadığını, bir bağlamla ilgili tasarım yapmanın aslında tamamen o bağlamı yorumlamak ama güncel yorumlamak. Yani evet Konya Selçuklu'nun başkenti. Konya Selçuklu'nun başkenti diye bunu her yerde cephesine bir şey yapıştırarak, zemin döşemesine Selçuklu yıldızı koyarak çözmek gibi bir durum olmamalı bu. Konya'nın aslında tüm tarihini, o tarihsel gelişimini
Nasıl boyutlayabilirsiniz? Tasarıma nasıl katabilirsiniz? Evet zor ama böyle oturduğumuz yerden de yapamayız. Gerçekten çok fazla okumak ve araştırmak gerekiyor. Ve her şey döneminde yorumlandığı için güzel. Alakalı bir durum değil ama yine takip ettiğim için söylüyorum. Bir ekonomi profesörü var, Özgür Demirtaş diye, Sabancı Üniversitesi'nde. Onun bir konuşmasına denk geldim. Şimdi haftası da çok güncel olduğu için söyleyeyim. Fatih işte İstanbul'un fethiydi biliyorsunuz 29 Mayıs. Onunla ilgili bir konuşması var. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettiği zaman o günün şartlarında 6 dil biliyordu. O günün şartlarında o topların yürütülmesi için gerekli teknik çizimlerin içinde bulunacak kadar matematik biliyordu. O günün şartlarında zaten o yüzden Fatih fethedebildi, başkası fethedemedi. Peki yani Fatih Sultan Mehmet diyor şu gün şu kapıdan girse işte elinde kılıç, üstünde kürk gibi biriyle mi, başında sarıkla mı girecek diyor yani. Hayır, aslında günün gerektirdiği koşulları yerine getirebilen biri. Belki çok iyi bir şirketin CEO'su, belki dünyanın en önde gelen girişimcilerinden birisi olurdu diyor. O yüzden işte hep her şeyi gününde değerlendirmek, gününde tutmak gerekiyor. Mimarlık da gerçekten geçmişi günümüze taşımanın çok güzel bir dili eğer doğru kullanılırsa. Umarım sizler de mesleğin sorumluluğunu yerine getirebilen bilinçli gençler olarak mezun olursunuz. Hepinizin bahtı yolu açık olsun dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim bu davet için. Çok keyifliydi benim için. Yine hepinizle görüşmek üzere. Sevgiler diyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz hocam. Tanıştığımıza da çok memnun olduk. Bilgileriniz de gerçekten bizim için çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinizle görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere hocam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.